insanın inanmadıkları masaldır demişti annem. İnandıkları ise gerçek. Bugün size gerçek olan masallardan birini anlatacağım. Bu toprakları, bu memleketin insanını. Oğluyla yaşayan yaşlı ve huysuz bir adam bir gün ölüm döşeğine düşer. Ortanca oğlunu yanına çağırır. Oğlundan gidip diğer kardeşlerini bulup getirmesini ister. Oğlu kardeşlerinin nerede olduğunu bilmediğini söyler. Bu cevaba babanın tepkisi her zamanki gibidir. Ben senin babanım, baban! Kenan çaresiz kardeşlerini aramaya gider. Bu esnada ise dört kardeşin en büyüğü Cemil, ayrıldığı karısını ve karısıyla yaşayan dünyalar güzeli kızını düşünmektedir. Cemil'in bir numara küçüğü Fikirtepe çocuğu Ramazan ise borç alıp kumarda kaybettiği paraların hesabını vermekle meşguldür. Ve kardeşlerin en küçüğü Ender. Meşhur olma hayaliyle yanıp tutuşan bu genç, ikinci sınıf barlarda sanatını icra etmektedir. Birçoğumuz hayatındaki güzellikleri kaybettiğinde dünyanın sonunun geldiğini düşünür. Ama inanın kimse ölmek istemez hayatta. Yaşamak her zaman daha ağır basar. Ve aptallık yapan aptaldır derler. Sanırım bazen hepimiz aptalca şeyler yapıyoruz. Mesela meşhur olmak gibi. Kim meşhur olmak ve magazin programlarında afiş olmak ister ki? Kovuldum. Seni bir daha gözüm görmesin. Abi, Cengiz. Ben de ayrılıyorum senden. Benim kaybedenlerle işim olmaz, salak. Kimin umurunda? Baksanıza, Kenan kardeşlerini bulmuş. Hadi bakalım. Buyurun cenaze namazına. Koca öyküz ölüyor çocukla. Ben de çok yanlış yaptım. Ben de çok yanlışlığa yaptım çocukla. Ananızı kahrından övdüydüm. Ama hiç pişman değilim. Bugün gene dünyaya gelsem, gene karına ana parayı yedim, gene kumar oynadım. İçkinde dibine dibine buldum anı satayım. Ya ne anlatıyor bu adam ya? Ander senden masallar lan bu. Biz bunun için mi geldik buraya kardeşim? Lafımı kesme eşek supası. Adam bir şey anlatıyor, dinleyin dinleyin. Sür! Konfüçyüs gibi. Evet babacığım. Şimdilik beni iyi dinle. Amerikalılar geldi yıllar önce bizim köye. Babamın tağlasında büyük denen şeyin önünde doğdular. Kazma anam, yürekli anam kazdılar. Çil çil altınlığa çıkardılar. Sonra ne oldu bilinmez. Yer gök inmedi, yer gök inmedi. Birilerini vurdular, silahlar patladı. Biri kaçtı. Çok korktum. Görünler durumu anlamasın diye o höyün üstü kapağı attım. Üstüne ev yaptım. Kapısını da kilitleyip İstanbul'a geldim. Baba, merak ettiğim bir şey var. Madem o altınlar oradaydı, sen niye gidip çıkarmadın? Sığının önünde gideni. Yerin üstündekiler bana yetti, attı bile. Amerikalı bunlar. Azıcık altın için onca yolu masraf edip gelmez bunlar. Ben biliyorum, o da altın var. Yıllardır rüyalarıma girip duru. Şimdi sizden tek isteğim, göğe gidin. Ağrı kızım. Hem benim için, hem sizin için. Birlik kurun gari. Siz kardeşsiniz. Al. Bu da evin anahtarı. Sizin için hiçbir şey yapamadım. Ölüm döşeğinde yapayım gari. Çıkarın altınları. Hayatınızı kurtarın. Bir de sizden son dileğim. Beni o göğe gömün.
Ya abi ne işimiz var Allah'ın köyünde? Hem ölüm döşeğindeki adamlar aklı bari olmazlar. Hadi lan. Doğru konuş. Gerizekalı. Nereden biliyorsun? Kaç kere öldün kaporta? Nereden biliyorsun öyle olduklarını? Tahminimce diyecektim ya. Tamam lan sus. Siz bilirsiniz abicim. Gelmezseniz gelmeyin tamam mı? Ben gideceğim. Hem Amerikalılar oraya boşuna gelmemişlerdir. Babamın da vasiyeti var. Beni köyüme gömün dedi tamam mı? Hadi kardeşim hayırlı yolculuk. Ramo bir dur. Bu saatten sonra bizim kaybedecek bir şeyimiz var mı? Ha? Senin var mı? Yok ben götü kaybettim. Senin var mı oğlum? Yok abi. Ya senin? Yok abi. Benim de yok. Ulan babamıza vereceğimiz 3 günlük bir saygımız yoksa yaşamayalım daha iyi be. Ha? Ne biçim evlatlarız lan biz? Ya aslında şu altın işinin aslını öğrensek var ya. Alayımız götü kurtarırız şerefsizim ha. Şerefsizsin zaten. Hayır sen şerefsizim de yani toplu olaraktan kurtarırız. Ya Ramo bir sus Allah'ını seversen ya. Bir sus ya. Abi öğrenmenin bir yolu var. Neymiş o? Hocanın birine gideceğiz. Nerede oğlum bu hoca? Hoca böyle titremeden önce bir haber verseydin diyorum ya. Aklımızı aldın şerefsizim. Hoş geldiniz Ademoğulları. Hoş bulduk hocam. Hocam. Efendim kusura bakmayın çayımız kahvemiz yok. Biliyorsunuz bu iş konsantre işi. Bir yerimden kalkarsam her şey dağılır gider. Toparlaması da zor oluyor biliyor musunuz? Müessesemiz adına hepinizden özür diliyorum canlarım. Efendim gençler sıkıntınız nedir? Anlatın yavrum. Hocam, üzerinize afiyet. Ben de son günlerde biraz hazımsızlık problemi var. Gayet belli oluyor. Evet. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan? Biz buraya bunları konuşmaya mı geldik? İri! Evet doğru. Şimdi hocam, bizim köydeki evin ahırının altında altın var tamam mı? Allah ne? Altın mı altın yok, şerefsizim yok, Kur'an ekmek çarpsın yok, Allah bir Kur'an kutup musaf çarpsın yok ya. Ya abicim altı üstü zaten bir ev. Duydum altını. Bu mevzuya biz girelim aksi takdirde ben bu herife gireceğim şimdi ha. Şimdi ben sizi çok iyi anladım. Ama isterseniz bu seansın bir ücretini alayım ben peşin olarak. Ücret mi? Ücret diyor lan. Ne kadar ki ücret? 10 tane George Washington. Sembolik bir şey. Maksat iş yürüsün. Washington lan ha. Ya Amerikan dolarının üstündeki resim var ya $10 istiyor 10 tane. Ha. Kaç para yapıyor? $100 abi. Oğlum Türk parasıyla kaç para yapıyor? Abi ben ne bileyim şimdi tahta kale kurunu mu kullanacak Merkez Bankası'nı mı? Oğlum kıracağım şimdi kafanda bir tane tahta senin ha. Kaç 150, 150, 150 ya. 150 mi? He. Boşaltın cepleri. Neyi boşalt? Ne var? Ne şey bu ya? Hadi. Allah Allah. Ha. Abi onu verseydin. Hadi ver. İri ver. Al şunu ver. Hoca. Elimizdeki avucumuzdaki bu. 70.000 gayme. Üstünde 4 tane Mustafa Kemal Atatürk var. Hem daha yakışıklı hem daha değerli. Hı hı. Vay. Evet tamam olsun. Yani kurtarmaz ama maksat sizin işiniz yürüsün biliyor musunuz? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin ey Türk gençliği. Sizin köyün, evin, ağırın altında altın var. Demedim mi ben size? Hocam peki bilmediğimiz bir şeyi söyleyecek misiniz bize? Ne gibi? Mesela evin altında ne kadar altın var? Kaç zamandır orada gömülü? Mesela ne kadar büyüklükte? Kaç kilo? Ederi ne kadar? Anlatabildim mi? Ben onları bilemem. Onu Allah bilir yavrum. Tövbe estağfurullah. Hoca. Bize senin bildiğin lazım. Eğer bu işi Allah biliyorsa verdiğimiz mangırları geri alayım ben. Bir dakika. Geldiler işte. Buyurun. Gel. Bir müsaade edin geçsinler. Bir açın şöyle Allah aşkına. Geç şu tarafa gel. Sen iste. Ne oluyor lan? Eyvah.
Ne oldu hocam? Durum çok vahim. Yapma ya. Söyle hocam, gerçekleri saklama bizden ya. Sizin altın 100 yıldır toprağın altındaymış. Ne olmuş? Bozulmuş mu? Yok. Üç harflilerin emrine girmişler. Üç harfliler bunları benimsemiş, sahiplenmiş altınlar üç harfliler. Ya hocam ne yapacak cinler altını? Alıp da Amerika'da Las Vegas'ta kumar masasına mı oturacak? Hayret bir şey ya. Sus Fani, sus. Cin deme, üç harfliler de. Üç harfliler isterse altımı, vallahi karşında ister bir can ol. Ne? Abi burada hasittir desem yeridir ya. Ya hocam lafı geveleyip durma. Sen bu altınları cinlerin elinden kurtarabilir misin? Kurtaramaz mısın? Ne diyorsun sen? Altını değil, altını bile alırım. Ben demedim mi? Ne kadar fedakar bir insan. Üstüne de hazinenin %50'sini alırım. Oha! Hoca! Sen kafana levye yedin mi? O zaman %25 olsun. Çok mu? Benden de çok o zaman. Kötünüz yiyorsa gidin tek başınıza sızalım ağırını koruyayım size. Hoca bak. Benim bazen küçük vesveseli zamanlarım olur. Alayım. Ben böylesine vesveseli zamanlarda hafiften kendimi kaybedebiliyorum. Ya benim hizmetim bedeli budur arkadaş. Ne yapayım Allah Allah. Merak etme hoca efendi. Sen hizmetini son kuruşuna kadar alacaksın. Çocuklar ben hocadan biraz indirim isteyip geleceğim şimdi. Yok, dur. Ama yok. Ama yok. Ne ama? Ya anlamıyor musun kardeşim? Orada bir dünya altın gömülü diyoruz. Bu altındaki cinlerden de sadece sen bizi kurtarabilirsin. Uyansana ya. Tamam. Müşteri her zaman haklıdır. Ama %50 alırım kardeşim. Son kararım bu. Ona göre toplanın, kararınızı verin bana. Rama, bu herif altına ortak oluyor göz göre göre. Şimdi kısa bir toplantı yapalım. Böyle karşılıklı münazara biçiminde, tamam mı? Hocam 5 saniye sonra yanınıza dönüyoruz, okey? Gayet tabii, toplanın kardeşim ya. Kalkın. Gel lan. Ne var ne? Toplantı istiyorlar, tamam. Bir sus. Mecburen anlaşacağız. Tamam. Gir. Tamam hoca, anlaştık. %10. %20. %10 hoca. %15. 10. %12.5. Hoca gömerim. Tamam ben de %10 diyorum sabahtan beri ya. Tamam, küfür yok. Yalnız küfür yok. Abi ne yapıyorsun? Bu çıkmıyor sonra ya. Bunlar! Nasıl abi ya? Yemin yapacağız kasayı uçakta. Hadi ya. Ya garip. Arkadaşım sen bu sazın duruşunu mu kurivereceksin? Çalır esene bir yol. Çalmayacağım ben. Havamda değilim. Ana. Ne diyor lan bu? Havasında değilmiş. La garip, benim arabada pompa var. Ha? Sana hava basayım mı? Sağ takarık böyle. Bir ileri bir geri. Simo bu gevşemiş lan bunu. Yeter gari arkadaşı. Bu kadar da gelinmez ki insanın üstüne. Gidiyorum ben. Atın lan atın. Ne bozuyorsun hemen kar gibi? Anlamıyorsunuz kardeşim sanattan. Beni hiç anlamıyorsunuz. Depreşik olmuş lan bu. Yok yok. Mahalle baskısı var bence. Çak lan mahalle baskısı var. Bunlar kimler böyle? Bu ne kardeşim ya? Ben dedim bu araba bizi yolda bırakır dedim. Selamun aleyküm ağalar, afiyet olsun. Aleyküm selam. Buyurun. Beraber olsun. Neyi var abi? Radyatörde su kalmamış. Orada musluk var abi, oradan bir şeyle dolduralım, aktaralım. Kusura bakmayın, radyatörde su kalmamış. Suyu dolduracak bir şey verebilir misiniz bize? Su içmek için mi? Yok, bakmak için. Vitrine koyacağız, arada bir önde dizileceğiz böyle mal gibi, ona bakacağız, tamam, oldu mu? Tamam. Yok dayı, radyatörde su bitmiş de su için kap lazım. Ha. İsmail, ha bakalım götür. Hadi, şunu götür ver lan. Ya kalk.
Oğlum götürsene. İsmail getirsene yavrum, amcalar ver diyor, bak ne güzel getir yavrum. Götürver. Eyvallah, Allah razı olsun. Ne oluyor lan? Allah Allah. Sağ ol. Versene lan. Ne yapıyorsun ya, çıldırtmadın mı? Versene şu suyu. Herkes çıldırıyor zaten ha. Beni kurtaracak kim var ha? Ha? Bir gözlerime bak sen. Ne olduğunu anlayacaksın. Ne yani? Çıldık ben adamı. Çıldık ben. Çıldık ben. Canısın sen. Versene lan. Kapat. Allah belamı versin, öldürürüm. Fikirtepe çocuğuyum lan ben. Oğlum. Sökerim lan ciğerini. Oğlum deli ha, boşma ona. Tamam bey. Tamam lan. Atarım tosu lan. Tamam. Yanlış yere çekmeyin. Deli o, deli. Ha, o deli anasını satayım. Alayınız akıllısınız öyle mi? He. Al bakalım kardeş. Ver şunu ver. Yolculuk nereye Sarıç? Şu Hasan köyüne gidiyoruz. Ha. Geldiğiniz sayılır ha. Az ileride. Biz de o köydeniz. Ben köyün dolmuşunun şoförüyüm. Cet Hüseyin derler beni. Eyvallah. Ne derler ne derler? Cet Hüseyin derler. Bir saatte Antalya'ya inmiş adamım ben. Bravo, bravo. Haydi orta put falan, merasim falan mı var? Rafting yapacağız. Rafting? Ha. Ha. Yapıyoruz biz her gün. Bütün köy. Değil mi? Neyse, teşekkürler. Biz işimizi halledelim, size tekrar geri veririz. Ha. Ya dayı, oradan bir küçük yolluk bana da koyun da öyle takılayım çıtırdan ne olur. Gel arkadaş gel. Ne oldu, senin de mi canın çekti baba? Gel kardeş gel. Gel. Al bakayım. Lan kardeşim, adam ne çizofren bir şey çıktı ya. Al iyi bakayım. Ağzıma soksaydın dengesiz. Lan ben bir de amca biliyor musun? Fikirtepe çocuğuyum, adamın yüzünü çarşafa seviririm. Kafayı bir koyarım parça pincik olursun yani. Ufak bir şeyler şey yapayım. Münafıklık etme, yürü, yürü git. Sakın uyuma. Yavru keklik gibi kayna eğleni, mis kokulu yağlanan yağlanı, sabah akşam türlü yazma bağlanı, hep geçe yeşil başın sevdi. Şimdi yapmakı, bana vermeyeceğine kimi vereceksin? Bana bakın lan zibidiler. Şu andan itibaren hiçbir şey çaktırmayın, tamam mı? Buraya defin için geldik, define için gelmedik. Herkes rolünü ona göre oynasın. Resmen kamufle olacağız. Bu kalemun gibi mi abi? Aferin, böyle devam et, çok iyisin. Aferin. Anlamadım. Lan geri zekalı. Soran olursa cenazeye geldik diyeceksin. Başka da bir şey demeyeceksin. Konuyu da öyle kapatacaksın, tamam? Hangi konuyu abi? Lan sus! Geri zekalı. Sen ağzını açma sakın. Hadi inin beyler. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Merhabalar. Sağ ol. Sağ. Gençler, nereden gelip nereye gidersiniz? Bu araba ne? Bu tabut ne? Ulan Murat'a bak, amma çok soru sordu bir insan. Salih senin binde bir hızıyla bu soruyu nasıl soruyor ya? Tamam. Dayı, uzun yoldan geldik. Bir soğuklanalım hele ha? Durmuş. Hadi bir de çay ver bakalım. Veram gari. Hadi. İçeriz. 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 Gençler. Nereden gelip nereye gidersiniz? Bu araba ne? Bu tabut ne? Allah. Android mi nedir? Arıza çıktı bunlar. Dayı, biz aslında bu köydeniz. Öyle mi? Kimlerdensiniz? Tahirlerdeniz biz. Tahir bilir misiniz? İstanbul'a giden Tahir. Ha, bilirim. Bildim tabii. Bilirim. İşte ben Tahir emmenin büyük oğlu Cemil. Ben de ortanca oğlu Ramazan. Memnun oldum emmadisinden. Ben de Kenan amca. Ben de en küçükleri Ender.
Bu? Efendim, bu da saygıdeğer hocamız ama bizden değil, biz de geldi. Çok şükür. Ben de bu köyün muhtarıyım. Adım Hüseyin. Eyvallah Hüseyin amca, eyvallah. Oh, oh maşallah Tahir iyi çalışmış değil mi ağalar? İyi çalışmış. İşte gençlik kadı çaylar da geliverdi. Köyünüzün çayını içiverin bakayım hadi. Söyleyin bakayım gençler. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Bu araba ne, bu tabut ne? Nerede Tahir, ne yapıyor? Bu... Tamam anladım. Alzheimer... Anladım. Dayıcım, babamız sizlere ömür. İşte buraya gelmemizin asıl sebebi de o muhterem bey. Başınız sağ olsun. Sağ olun, dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ramo biraz kıs, Ramo biraz kıs Ramo. İçim yanıyor gerçekten, ondan bir anda böyle bir patlıyorum. Sırası gelen gidiveriyor işte. Muhterem mi? Babamızın bizden bir vasiyeti vardı. Bizi bir araya topladı. Dedi ki çocuklar sizden tek bir şey istiyorum. Eğer ben ölürsem beni köyüme gömün dedi. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Ramo. Efendim gençler, efendim. Bak atanıza sahip çıkmak budur işte, aferin. Evet, evet. İşte bizim de buraya gelmemizin asıl sebebi bu muhterem mi? Bu. Bir el atıverin de babamızı buraya defnedelim. Yıkadınız mı Mevta'yı? Parpak ettim efendim. Çene bağını, pamuğu falan her şeyi taktım yerinde. Biz de namazını kılak bari. Hiç zahmet etmeyin, biz ailece kıldık. Evet. Bunlar her şeyi yapmışlar muhterem mi? Bari biz de gömüverek gari. Hadi ağalar, bir el atıverin gari genç hadi. Hadi gömelim. Gari. Gömelim Tahir'i. Hadi. Attım oraya. Hadi bakalım, tutur. Yavaş. Hadi bakalım. Oraya değil ya, oraya değil. Bura. Hadi Allah size gelin, hadi. Rahmetli en çok buna düşkündü. Selamünaleyküm. Aleykümselam gari Yılmaz. Kim bundan muhterem mi? Beni bak Yılmaz. Ben sana Emine'den uzak duracaksın demedim mi? Bir daha seni Emine'nin yanında görürsem Allah yarattı demem, domuz kurşunuyla vururum ha. Çekil. Hele bir oturuver gari. Yılmaz oğlum ateşle oynuyorsun gari. Ben o ateşe su olurum su. Hiç merak etmeyin siz. Olur. Abi burası mı ya? Burası. Ulan ev de bayağı eskiymiş ha. Başımıza yıkılmasa bari değil mi? Bu evde bir uğursuzluk seziyorum. Ya hocam bir dur, daha yeni geldik. Bismillah ya. Cinler mi var yoksa? Üç harfler diyeceksin. Zındık üç harfler. Bir, iki, üç. Üç harfler mi var yoksa? Yok. Başka bir negatiflik alıyorum bu evden. Senin de alıcılığın bayağı kuvvetliymiş hocam ha. Alıcı, gel alıcı. Bismillah çektin mi be abi? Ramo. Bismillahirrahmanirrahim.
hocam neredesin ya? Korkmayın. En arkanızdayım. Korkmayın. İçeride ölüm sessizliği var. Lan bir kere de ağzından güzel bir laf çıksın be papaz. Bu ev yıllardır kullanılmıyor ha. Şuraya bak ya, etrafı bok götürüyor. Birkaç gün buradayız beyler. Hadi bakalım. Kolları sıvayın, temizlik yapıyoruz. Tamam, sen de. Ender, ben seni bak esaslarım. Bayağı acıkmışız be. Ha. Abi şu ağzını bir kapatsana ya. İğrençsin ya. Her şey görünüyor. Sana oğlum manyak mısın lan ya? Hocam sen bir şey yemiyor musun? Ne yapıyorsun sen kafir? Ne bağırıyorsun? Ne yaptık ya bu da arıza mı ne? Kardeşim ben trans halindeyken bana dokunmayın diye kaç kere söyledim size? Kaç kere söyledim ya? Ne kaç kere söyledim? İlk kez söyledin hoca. Tamam şimdi söylemiş oluyorum, tamam mı? Hoca. Sen böyle devamlı cazır diyeceksen eğer bizim seninle işimiz var ha. Ya kardeşim beni anlamıyorsunuz. Metafizik karışıktır. Anlaşılmazdır tabii ki ya. Nizik ne? Metafizik. Ha! Şey diyor ya. Matrix yok mu? Hani kurşun falan atıyor lavuk böyle falan sıyrılıyor. O dalga dümenden bahsediyor. Hocam acaba diyorum sen... Bu çatalı böyle gözünle eğri büğrü yapabiliyor musun? O ne ki be? Onu dürerim, senin açık yerlerini kapatırım. İster misin yapayım mı? Hadi yatalım ya. Yatma matma yok, uyku yok. Nöbet tutacağız. Özellikle de ikiniz. He? Su kaçırdın ama hoca. Ya ne nöbeti? Kim gelecek? Ya yakındalar hissediyorum. Her an gelebilirler. Her an gelebilirler. Ya bırak hoca Allah'ını seversen ya. Allah! Misafirler! Ne var lan çocuk? Beni muhterem mi gönderdi? Gayreye çağırıyor sizi. Çağız mı arayacakmış? Bu muhtar da ha. Çay için kahveye çağırıyor bizi. Gel abi gel otur. Otur gel abi. Bak. Bizim muhtarla her türlü aramızı iyi tutmamız lazım. Neden? İlerleyen süreçte muhtarla ikili iletişimimiz çok sık olacak. O açıdan uyandırabildim mi? Doğru söylüyorsun Ramo. Doğru. Lan bana bakın şaşkalozlar. Şu andan itibaren define mefine yok. Yok. Altın hiç yok. Yok. Eğer buraya ne amaçla geldiğimizi bir öğrenirlerse yandığımızın resmidir. Ağzından altının ağasını kaçıran olursa eşek sudan gelinceye kadar döverim. Anlaşıldı mı? Ha. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı mı lan? Tamam. Duydunuz mu lan? Keller! Sen de Ramo. Yalnız abi ben ilişleyişin farkındayım yani. Tamam. Söyle muhterem miye. Birazdan geliyoruz. Tamam söyleyeceğim. Hadi bir an önce zıkkınlanalım da gidelim. Allah olmayanlara da versin. Amin. Peki hocam bunu bükebiliyor musun? Nimette şaka olmaz. Nimette şaka olmaz yavrum ya. Ay ben bayılıyorum bu oğlanı. Bakışlarına bak sen. İnsanın içini eritiyor. Tövbe tövbe. Elin adamına iç geçirip bakacağına evlensen ya. Evleneceğim merak etme. Geçen karşı köyden istemeye geldiler. Pek iyi de yolları olanı. Daha önceden söyledikleri hep fos çıktı değil mi? Merak etme. Hep de iyisini arıyorum bakayım. İyisi sana bakar mı? Bu gidişle evde kalacaksın sen. Ne evde kalacağım? Bir boyaları sürdüm mü Julia Roberts gibi olurum valla. Beni bak. O erkekler boya kokusunu böyle aldılar mıydı? Güzel çirkine bakmayalım. Sanki boyayla evlenecekler.
beni bak kız. Ne içiyemişin evlenip de? Hem ne demişler? Herif evde yok, keyfin beyde yok. Bak. Benimki de neler biliyor. Sahi mi diyorsun kız? Sahi diyorsun ya. Sen de kız, on diyorsun. Ne bilen canım? Vallahi diyorum kız. Beni bak. O erkekler boyanın kokusunu aldılar ama kalkmayan şeyleri bile kalkıyor. Abu! Esat mı diyorsun kız? Esat diyorum kız. Pek mi düşündün? Ne o? Durmuş'un araba çalışmıyor mu yoksa? Çalışmam hiç. Aslan gibi maşallah. Meraktan soruyorum be. Merhaba gençler, merhaba, hoş geldiniz. Ne içersiniz? Vallahi çay içeriz muhtemelen. Çay var mı? Hadi bir de çay ver bakalım. Bir an bekleyeceğiniz gari. Altına su çektim, 15 dakika sonra olacak. Olur, kolpa, kolpacı, kolpa. Nasılsınız, dinlendiniz mi gençler? Evet, biraz dinleniyoruz muhterem mi? Sağ ol. Sadıçla, siz İstanbul'un neresindensiniz? Sen neresini biliyorsun? Şahsen ben en lüks yerlerini bilirim. Söyleme sahiptir, zaman zaman kef yapmaya giderim de. Muhtar, bu salça kim? Adı üstünde işte salça. Fal da çıktı bari. Ha kef dedim de. Yeni aldım PlayStation'la oynamaya gidem. Aho namaz vakti gelmiş. Camiye gidem ben bari. Hemen kaçırma git canın götünde zaten. Eşliyse biraz sevap işlersin. Hocam siz gitmiyor musunuz? Nereye? Camiye. Cami? Namaza. Namaz? Namaz kılmak, namaz. Sen namaz kılmıyor musun hoca? Ha, değilmiş. Tamam. Gidiyor de gel gider. Hayır. Hiç kılarken görmedik de o açıdan. Hani. İbadetin gizlisi makbule geçer. Nereden geçer? Kim? Makbule. O kim? Ananın. Gel. Şu camiyi göster de bir kılalım bakalım. Hadi makbule hadi. Hadi makbule. Makbule ya. Ne? Ayağını indir demiyor mu ben sana? Kaç kere diyeceğim sana masanın üstüne koyma diye? Öldüreceğim birinizi! Öldüreceğim! Katil olacağım arkadaş ya! Katil! Ne geliyor üstüme? Ne geliyor? Ulan zaten uzaya çıkacağım ben. Alacağım altınları altınızdan! Altınlarla uzaya çıkacağım! Alacağım altınızdan altınlara! Ha? Oradan bakacağım size! Oradan bakacağım gözleriniz size! Bakacağım altınlarla geleceğim! Atlarla geleceğim! Atlarla geleceğim altınlarla! Atlarla geleceğim altınlarla! Altınlarla! Alo! Ha? Herifin dediğini duydunuz mu? Altın dedi. Ha. Ne altını muhterem mi? Aman ne olacak canım deli İsmail işte. Altınlarla bozmuş kafayı. Böyle her tarafa eşeler durur. Ama muhterem mi? Bazen deli olmak iyidir be. İyidir. İyidir. Tamam. Aferin Çırak, yat bakayım tezgahın başına. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizler de hoş geldiniz ağalar. Hoş bulduk. Çırak, bir çay ver bana. Bana bak lan aşık. Çalışıyor musun yarışmaya ha? 3 günün var ha. Çalışmam mı hiç? Bu yılda yarışmayı kazanamayız bak. Ben ne yapıyorum? O sazın sapını götüne sokuveriyorum senin. İşte bütün köylüler de şahit. Ne garip. Hele bir çalıver dedin niye gari? Havamda değilim. Çalmayacağım böyle. Abo şuna bak. Kendini star sanıyor gari. Sanırsın Zeki Müren. Bu ne yarışması acaba muhterem mi? Köyler arasında aşıklar yarışması. Köyün aşıkları birbirleriyle atışıyorlar her sene. Ha. Her sene oluyor mu bu yarışma? Her sene. Ama biz tam 40 yıldır kaybediyoruz ha. Bak iyi bak 40 yıldır. Yeniden pehlivan güreşe doymazmış ya işte onun gibi bir şey. Hep bu pezeven gözünden kaybediyoruz. Ağız mı değil bir çay içirmiyorsunuz adama ya. Allah. Aldırmayın gari. Stresten. Abi o sazın sapına sok. Ne yapıyorsun? Sapını sokacağım dedi ya. Evet. Arkayı sokmuyorsun. Yok tabii. Sapı. Tabii getir. Sus. Ha.
Ne aran garip? Yarışmaya canım bastı sana. Şimdi ben sana bir basasım. Basasın, basasın. Horoz gibi kubarıp durma oğlum. Senden büyük Allah var. Hey büyük Allah'ım, hey! Baba, baba, baba! Gel lan buraya bak ya! Ne böğürüyorsun lan böyle sıfa? Ne oldu? Anamı inek depti. Neresinden depti? Yüzlerine. Abo! Ananı mı? Aa, koş durmuş hadi. Hemen koş ya. Sonra karısız kalırsın valla. Ya bu kadının da bir sıkımlık canı var. Hemen gece vakti eneği sağmaya kalkıyor. Enekten korkup depmiştir gari. Siz kahveye bir yol vukayet olun da ben bir gidem gelem olur mu? Koş lan koş. Koş. Aman gelsin. Çok güzel olur. Bakıyorum keyifler yerinde. Sağ ol canım sağ ol. Sağ ol. Mıhtar. İhtiyar heyeti olarak biz Gana abiydik. İmamımız gelinceye kadar hocamız bize gari namaz kıldırmayacak. Efendim cemaatçek çok ısrar ettiler. Uygun bir fiyata da anlaştık. Dur. Gel buraya gel buraya. Bana bak sen çok kolpacı bir adamsın. Sokacağım ağzına şimdi sümsüyor. Sağ olun teşekkürler efendim. Hoca efendi. Hoca efendi. Ne gerek vardı canım böyle işlere? Biz buraya bunun için mi geldik? Ha? Ayıp, ayıp. Çaktırma, köylülerin dikkatini başka yere çekiyorum. Ne demişler? Kılavuzu karga olanın burnu... Tamam Ramo, tamam. Muhterem mi? Her şey için sağ ol, var ol. Uzun yoldan geldik, yol yorgunuyuz. Artık bize müsaade. Hadi bakayım. Ama yarın sabah kahvaltıya bana geleceksiniz ha. Yok muhtar hiç gerek yok. Vallahi zahmet etmez. Allah olmaz. Hep birlikte oturup bir güzel köy kahvaltısı yapacağız ha. O ne diyorlar ona hani? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Organik. Organik kahvaltı. Peki. İyi akşamlar abi. Hadi, hadi organik. İyi akşamlar. Hadi organ. Hadi, hadi organik. Hadi organ. Hadi organ. Ne oldu ki? Nenem depti inek. Aha buramdan depti. Öyle mi? Bakıveren bir yol. Burası mı? Yok orası değil. Neresi? Aha burası. Abo. Seni inek melek depmedi değil mi? Bak senin niyetin de başka ha. Ona gece bu kadar boyu niye süründün? Düğüne mi gideceğim gari? Ne kızıyorsun? Fena mı etmişim? Senin için sürdüm. Hem ne zaman çocuk edeceğiz biz? Vay ya bir tane gari. Ne oldu çiftlik mi kuracaksın? Bir dene daha olsun koçum. Başka istemeyeceğim zaten. Vallahi istemeyeceğim. Ula ben haybiye mi gayret ediyorum gavurun dölü? Niye çalışıyoruz ki? Lan ne var senin? Ne oldu bunu böyle ölü gibi? Ne bileyim. Streslendir herhal. Ne zamandır böyle? Hunu bak hunu. Kanı çekilmiş kuş gibi. Yok ben bileyim. Bana afrodezyak lazım ha. O ne lan? Geçen gün TV'de duydum. Biri anlatıydı. Ben bu yeni gelen hocaya gidip soru vereceğim bunu. Sor stresli kobram. Sor, sor. Geldim. Geldim efendim. Geldim. Nihayet. Hazır mıyız beyler? Hazırız hocam, hazırız. Öncelikle ve özellikle şunu belirtmem gerekir ki efendim. Kazı işi efendim ameliyat gibidir. Yani neşleri toprağa vurduğunuz anda yüzeysel verileri iyi analiz etmek lazım efendim. Allah. Hocam size çok yüzeysel bir insan olduğunuzu söyleyen oldu mu? Çok teşekkür ederim. Efendim hakkınızı helal edin. Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek, görüp de bulamamak var. Allah'a ısmarladık canım. Vallahi sizi çok özleyeceğim. Allah'a ısmarladık. Canım benim. Ya hoca bir git Allah'ını seversen ya. Nereye hakkınızı helal edin? Nereye gidiyoruz ya? Hepimiz buradayız kardeşim. Efendim biraz duygusallaştım da o yüzden. Ya hoca duygusallığa vakit yok. Ne yapacaksan yap da bir an önce kazıya başlayalım. Tamam efendim. Efendim lütfen biraz sessiz olursak iyi olacak. Oldum tamam tamam. Abi ilk defa böyle define arandığını görüyorum ha. Ya nasıl olacaktı lan dallama. Abi böyle kafa tasları, simgeler, imgeler falan bekliyor insan ya. Yavrum burada Indiana Jones mu çekiyoruz?
Hayatın gerçeğine gelmen lazım. Bak hayatın gerçeği burada. Adam ne güzel transa giriyor. Şşş tamam sessiz olun şaşkalozlar. Baksana hoca gittikçe yamulmaya başladı. Abi kaçalım ya. Duyduğum en mantıklı fikir buydu. Lan oğlum burada bok yoluna gideceğiz ha. Ne oldu lan? Abi hoca Hakk'ın rahmetine kavuştu herhalde. Hoca? Hoca? Hoca ne oluyor? Allah Allah. Hoca? 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 Hoca! İşte burası! Buldum burası! Altıma sıçacaktım ha! Ya hocam sen manyak mısın? Delirtecektin korkudan gebertecektin bize! Hoca senin bize garezin mi var ha? Ha? Aklımızı aldın şerefsizim! İşte buldum burası! Altınların yeri burası! Duydunuz mu lan? Adam altınların yerini bulduğunu söylüyor, alo! Nerede dedin sen? İşte burası kazın! Allah Allah! Emin misin hoca efendi? Yalnız boşuna kazmayalım hocam! Ulan kazma! Bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Bak! Koordinatlar, aha burayı gösteriyor bak. Şimdi ben bu koordinatlardan bir boğarsam gösteririm sana gününü. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Tabii burası olacak. Gerizekalı, burası tam ortası. Beyefendi. Ne istiyorsun benden be? Ne istiyorsun benden? Ne daha ne söyleyeyim sana? Altınlar kaç kilo altın olduğunu söyleyeyim sana burada ben. Seni bildiririm ben sahtekarım. Söyle tabii hocam ya, söyle kaç kilo altın var söyle. Motive et bizi ya. Hadi lan Seda. Ya bir dakika durun. Bir sakin olun kardeşim, karı gibi bur. Ben ikna oldum kardeşim. Hadi başlıyoruz. Açıl. Alıcı sen de açıl. Oğlum açılsana vuracağım kafana kazmayı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Belim tutuldu abi. Kalk kazmayı. Belim mi tutuldu? Evet abi. Yok ya. Hadi lan. İşten safsaklamak için böyle yapıyorsun. Bana bakın lan. Herkes bu kazıya katılacak, herkes bu kazıyı yapacak. Kaytarım olursa yemin ederim döverim ha. Anlaşıldı mı? Yalnız abi kalbimi kırıyorsun ha. Buraya gelmeden SSK'ya gittim. Doktor tamam lan kes. Belinde bel fıtığı var dedi çocuğun olmaz. Sus lan. Ne yaptığını biliyoruz senin. O zaman sen de kum taşırsın azar azar. O uyar bana. Bak. Hadi. Ender, Kenan. Siz kürekleri alın. Ver oğlum bana kazmayı. Hadi sen onu ver. Hadi. Hadi. Başlıyoruz. Hadi bismillah. Ne oluyor lan? Geldiler abi. Oyun oynuyorlar bizle. Hadi be. Ne oyunu hoca? En nihayetinde küçük bir sarsıntı. Sen öyle zannet imansız. Ne bu peki? Kötü ruhların kötü enerjileri bir şekilde açığa çıktı. Hadi be. Dikkat et de o kötü enerjiyi sana vermesinler. Bana bir şey olmaz oğlum. Benim üzerimde koruyucu kalkan var. Kalkan mı var? Hocam neticede hepimizde birer kalkan var. Bak bende de var bak. Ben uykuda icablarına bakarım. Siz gönül rahatlığıyla çalışın. Karabasanları basmadan bir an önce gidelim buradan. Al canım şunu. İyi geceler. Karabasanları bilmem ama ben sana bir basacağım hoca. Dur bakalım sen. Pardon Cemil. Yok bir şey hoca yok. Yat sen. Sana da iyi geceler Cemil. Tövbe estağfurullah. Gülme lan menenjit çakacağım ağzına bir tane ha. Hadi lan gevşemeyin. Yapacak bir sürü işimiz var daha. Ramo. Kovaları getir bari. Tarhana. Ender, Kenan. Hadi kalkın çocuklar, sabah oldu. Ender. Kenan, kalk oğlum, kalk. Hoca sen de kalk. Kalk. Sabah oldu, kalkın. Git. Ya Ramazan, kalksana aslanım. Kalk diyorum ya, kalk. Abi.
Abi insan uyuyor burada be. Tabakhaneye bok mu götürüyorsun anladınız mı? Evet abi ya, çok erken daha saat. Biraz daha uyuyalım ya. Oğlum kahvaltıya gideceğiz, kalkın. Kahvaltı mı? Hani nerede? Muhtara söz verdik ya. Şimdi gitmemek olmaz. Ayıp olur. Ha hoca. Bak. Sen bu imamlığa devam ediyorsun. Tamam mı? Hiçbir şey çaktırmak yok. Köylülerin ne kadar meraklı olduğunu gördüm. Zaten bir yandan köylüler, bir yandan cinler. Doğru dürüst hiçbir şey kazamadık. Yapacak bir sürü işimiz var. Bari bu teferruatları halledelim. Hadi kalkın. Bir an önce üstünüzü giyin. Ben hadi akşam şöyle genel bir temizlik yaptım. Bundan sonra kazıya devam edebilirsiniz. Allah Allah. Hoca hiçbirimiz görmedik. Sen ne ara dere yaptın bunları ya. Allah razı olsun. Sağ ol yani. Münafıklık etme. Münafıklık etme. Ben manevi temizlikten bahsediyorum. Üç harflerden bahsediyorum. Aşağı gittiler. Hay senin maneviyatına. Hadi bir an önce giyinin. Ya Ramo kalk. Kalk hadi kalk. Bir sürü işimiz var. Sabah oldu. Kalk. Vay vicdanına. Senin yüzünden abdest tabi olmuştur vallahi. Koskoca yatak dibinde. Tövbe estağfurullah. Oldu olacak. Kahveye kadar da geliveriydin gari. Seni de ne içsek yaranamıyoruz. Stresin azalsın diye ediyorum. Stresli kobram benim. İyi ediyorsun da. Hadi sen gir içeri gari. Kimse görüvermesin seni. Tübe tübe. Ey cihazı bu kadar ya. Ya yarın bir gün beni boynu verir bu. Ula. Ne ettin sen? Ne oluyor sana? Basiretimiz bağlandı ya. Geldiler. Bak geldiler bile. Selamun aleyküm Muhterem Bey. Merhaba amca. Hayırlı sabahlar. Geç otur. Bravo dur. Geç. Sen orada. Hadi başla burada hazır, tam vaktinde geldiniz ha. Hadi buyurun oturun. Vallahi dediğin kadar varmış be muhterem ya. Gerçekten sofra çok güzel görünüyor. Oğlum ya baş. Küs. Çatal demden bir şey var bakalım. Duramaz o, duramaz. Muhtar. Muhtar. Yahu sende teknolojinin tüm nimetleri dibine kadar varmış ya. Muhtar olmak kolay mı? Tabii. Bu uydu sayesinde çok rahat ettik canım. Dünyanın bütün kanallarını izliyoruz. Bütün dünya kanallarını. peki bir şeyler anlıyor musun muhtarım mı? Ya bakıyoruz işte, anlamaya çalışıyoruz. Hadi o adam. Ben senin neye baktığını bilmiyor musun? Çocuklar bu kanallar da cıbıl cıbıl kanallar çıkıyor. Ahanda kuş gibi sabaha kadar bekliyor. Muhtar ne yaptın? Libidolarının esiri mi oldun? Hormonlarına yenik mi düştün muhtar? Yok canım, olur mu öyle şey? Biz unumuzu elemişiz, eleyi duvara asmışız gitmiş. Hem ben bu kendi karım varken başkasına bakar mıyım hiç ya? Bakmayacaksın tabii. O kadar boyayı ben de süysem kız gibi olurum kız. Olursun tabii canım, niye olmayasın ha? Çobalar geldi. Hadi tabakları koy bakayım taraneye kızım. Tek çocuk mu muhtar? Yok, 5 tane çocuk var. Ama Allah'a şükür hepsine verdik. Mişuncağızım kaldı. Bunu da everdim mi gözüm açık gitmez gari. Peynir de çok güzelmiş ha. Ne sütünden acaba? Senin sütünden yapmışlar. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Okuyor musunuz? Beni mi dedin? Evet. Okuyor musunuz? İlkokul okudum ben. Bizim buralarda böyle oluyor. Kız çocuklarını okutmuyorlar. İşte okutmak istiyoruz ama köy yerinde zor oluyor tabii. İnşallah torunları okutacağız artık. İnşallah. Cahil kafa oğlum. Bizi okutmadılar. Biz de böyle gördük, okutmadık. Ama torunlarımı okutacağım. Onlar okusunlar, adam olsunlar. Ya bakın ne diyeceğim. Biz bugün Darla'ya gidiyoruz. Siz de gelseniz de piknik yaparız. Yok. Muhtar yok. Olur tabii, geliriz. Yani olabilir diye. Ya bakın hiç zahmet etmeyin gerçekten. Siz misafirsiniz oğlum. Ya mangal filan da yakarız. O zaman kesin geliyoruz. Hemen yemeği yiyiverem, hazırlığı yapıverem. Emine kız, indiden hazırlığı yapıver. Emine kız, kime diyorum ben? Hana. Ne Hana? Kız kalkıp hazırlığı yapsana. Ne hazırlayacağımışım ana? Kız tarlaya gideceğiz ya. Doğru diyor ana. Ben de eve gideyim. Gitarımı alayım, bir şeyler çalar eğleniriz. Muhtar, gelin git. Elektrikler mi kesildi? Ne oldu?
Zekalı herif. Selamun aleyküm halar. Aleyküm selam hocam, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Bir şey içer misiniz hocam? Vallahi şöyle bir tavşan kanı çay içerim. Biraz bekleyivereceksin gari. Yeni demledim, 10 dakika sonra hazır. Olsun, bekleriz. Hoca efendi. Buyur canım. Dün geceden beri düşündüm, taşındım. Uykularımı bile kaçırdım. Yastı namazını eksik kıldırdın bize. Yok canım, olur böyle şey eksik kıldırdı diyor. Aldırmayı ver gayri, bunaktır. Ben de 4 dakika eksik kıldırdım. Ne diyor bu ya? Ha? Hocam, o pek bunak değildir ama. Durmuş, seni çok sıkkın gördüm. Bir derdin var senin. Anlatsana bana. Dert tasa işte, ne olsun gari? Söyle bakayım derdini. Belki çözerim, ha? Anlat. Esat'tan çözer mi hocam? Hele bir anlat derdini. Belki çözerim, ne diyorsun? Aramızda kalacak değil mi? Aramızda. Benim kuş pek ötmüyor. Bu arada karı da çocuk çocuk diye tutturuverdi. Sıfır aktivite diyorsun yani. Yok. Bak o kadar da değil. Ayda yılda bir kanatlanıyor, uçuyor ama o da çok uzun sürmüyor. Sen hiç merak etme. Derdini çözeriz. Senin kuşu bir öttürürüm. Bülbül gibi şakır Allah canım ağzım. Ey Fergulezi hafif eğik. Yok. O kadar da değil. Arada bir sussun gari de karıyla papaz olmayan ha? Şu ilacı al. Allah razı olsun hocam. 50 TL. Anlamadım gari. 50 TL diyorum, para para. Para. Arkadaşlar. Siz çaya biraz bu kadar dolu verin gari. Ben bir eve gidip geleceğim. 2 dakika alırsınız. Şehirli karılar da aynı. Hiç fark etmiyor yani. Ha, desene gari karı. Her yerde aynı karı. Gel. Gel şöyle. Gel otur şöyle. Hadi Gürbüz. Hop hazır. Bakın buraya. Şimdi hazırız. Hayırdır Muhtar amme? Çoluk çocuğu almasın, nereye gidiyorsun böyle? Kim çocuk lan? Ha? Babam, kimi koyuyorsun sen? Hayrola birader? Ben seni buralarda dolaşmayacağım demedim mi? Ne var ya? Devletin yolunda da mı yürümeyeceğiz? Ne biçim devlet adamısın sen? Ayıp oluyor Muhtar emmi. Bas git işine, bas git. Kardeş, hadi var git işine be. Hı? Gidiyorum da sonra görüşeceğiz gari. Hı. Eceli gelen köpek cami duvarına içermiş. Allah. Bak, ben buna çok kötü dalacağım abi. Uyandırıyorum. Bu yavşağa harbiden çok kötü kıl oluyorum. Tipe bak lan herifin. Sanki kendi Sümer Özgü zannediyor ha. Ramocuğum, bizim işimiz değil bu. Bizim yapacak daha başka işlerimiz var. Rica edeceğim, şuna bir Jean-Claude Van Damme tekneyle saldırayım Allah'ım. Ramo oğlum, pikniğe gidiyoruz. Hem bizim işimiz değil bunlar. Bizim başka yapacak işlerimiz var. Çalıştırabilirim bir önce. Ne diyorsun lan geldi burada? Heh. Al bakayım bunu. 2 saat falan eve gelmek yok oldu. Hadi şimdi dondurma mondurma yersin. Süper. Ne işin var lan bu saatte? İşin yok mu senin? İşim var ama senle. Geç bakayım yatak odasına. Ne? Kahveyi mi yedin senden? Gündüz ne edeceğimişiz yatakta? Ne edeceğiz? Çocuk edeceğiz. 1 tane değil, 2 tane değil, 3 tane çocuk edeceğiz. Ne acelesi var? Aşığım belli yemedin mi? Ne oldu seni böyle lan?
Vallahi üzümünün yabağını sorma, genç içeri. Oh be muhtar. Hay aklınla bin yaşa be. Allah senden razı olsun. Şuraya bak ya. Ağaçlar, kuşlar. Mis gibi hava. Vallahi biz şehirde yaşamıyormuşuz muhtar ya. Buralar böyle işte. Tar 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 tar. Ne yapıyorsun lan yalama? Çeksene elini. Bak soğudum çocuk ben senden. Oğlum ne alıyorsun lan? Bırak pitsin öyle yersin gerizekalı. Ben çiçeği de seviyorum abi ya. Abi arayalım Discovery Channel'ı. Gelsinler, çeksinler bu mahlukatı. İbreti alem diye göstersinler ha. Hadi çal gitarını enter. Hadi hadi tuttu. Abi bunun yanında pişmiş domates de olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Ah canım ben sana şimdi tuzlayarak vereceğim tamam. Sen onu yiyeceksin. Kız Emine kuş tağlıdan koparıverdi gel. Olu ana hemen çocuk koparıverem de gelem. Ben de yardım edeyim isterseniz. Et tabi oğlum et tabi. Koparıverem de gelem diyor. Verem gelem. Ne var? Hadi git bakalım koparıveren de gel. Yavaş. Öyle değil. Yavaş yavaş koparacaksın. Önce böyle tutacaksın bunu. Bir kuşu sever gibi. Sapından kaldırıvereceksin domatesler görem diye. En son ergin olanlar koparıvereceksin. Ne? Çok güzelsin. Yani seni dinliyorum. Anladın mı iyice? yap bakayım. Ne bakıyorsun öyle? Kaç ayda yetişiyor bunlar? Bunlar bu hale gelinceye kadar ya 5 ay geçiyor ya geçmiyor. Önce tohum halinde dikiliyor. Sonra buraya taşınıyor. Fidan oluyor, sulanıyor, çapalanıyor. Bir de böceklere karşı ilaçlanıyor tabii. Meşakkatli iş desene. Meşakkat olmayan bir işte versen ya sen bana. Haklısın. Ya üretmek, kendi ürettiklerinle beslenmek çok güzel bir şey ya. Güzel olma mı hiç? Güzel ya. Arkadaşlarım mı? Hey ya. Niye? Arkadaşlar. Niye gülüyorlar? Boş ver onlar. Sen de eyvah beken bana. İstanbul nasıl? Güzel mi? Ha İstanbul. İstanbul büyülü bir şehir Emine. Ana. Büyü mü yapmışlar? Yok canım öyle değil. Nasıl ya? Yani şehrin büyülü havasına kendini kaptırıyorsun. Sonra işte bu şehirde yaşanır diyorsun. Ne bilen canım ben? Öyle süslü kelimelerden anlamam ki. sonra? Sonra bir bakmışsın ki koca şehirde şu ankinden daha da yalnızsın. Bir gün gideriz istersen. İsterim ya. İstemez mi insan? Hem okursam İstanbul'a gitmeyi planlıyorsun zaten. Okumak mı? Bu yaşta. Olur mu hiç? Neden olmayacakmış? Evlendikten sonra kocam izin verirse okurun ellam. İzin veririm tabii canım. Yani kim olsa izin verir. Okumak güzel şey. Ben bunları yıkayıverem. Ben yardım ederim. Çayı. Aferin, aferin. Güzel. Hocam. Bir maruzatım olacak karı. Buyur. Verdiğin ilaç hiçbir işe yaramadı. Ya kardeşim ne zaman içtin, ne zaman denedin ya? Hemen içtim, hemen denedim. Karı evde hazır mı bekliyordu, dur mu hocam? Tövbe tövbe. Ya hocam sana ne benim karıdan? Sen benim paramı geri ver. Ya durmuş dur hele ya dur. Bir tane içmekle hiçbir etkisi olmaz ya. Birkaç tane alacaksın. Bak bakalım o zaman nasıl oluyor. Nasıl oluyorum karı? Aygır gibi oluyorum. Yavaş yavaş. Semire semire. Hocam. Bütün ilaçları ben alayım o zaman. Paraları koyayım. Hemen tedarik edip geliyor. Kaç yıl oldu siz gideli? Vallahi muhtar emmi.
30-40 yıl olmuştur herhalde. Uşağı bilmezsiniz o zaman siz. Hiç bilmiyoruz ki. O bilmez. Küçüktü, hatırlamaz ama ben az biraz bir şeyler hatırlıyorum muhterem. Uşak olup da uşağı bilmemek olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Yarın sabah ilk işimiz uşağa gidiyoruz. Yok. Muhterem mi? Yok. Hiç gerek yok. Hem bizim yapacak bir sürü işimiz var muhtar. Ne işiniz o? Abicim bir gün geç kazarız, ne olacak ki? Ne kazıyorsun? Hoca kazması muhtar. Hoca kazması. Koca. Kazma bizim hoca kaz bir şeydir. Hoca illa İstanbul'a gideceğim diye tutturdu. Bir gün geç gidersiniz, ne ziyanı var? Yok. Hiç gerek yok muhterem bey. Hem biz zaten şehirden bunaldık muhtar ya. Evet. Muhtar, biz gökdelenlerden, limuzinlerden bunaldık, geldik buraya ya. Yani canım, ne işimiz var bizim Uşak'ta? Peki öyleyse. Bir daha gelişinize gideriz. Ne? Bir daha mı? Bir daha mı geleceğiz Uşak'a? Yok. Tamam. Şu garip değil mi? Garip! Ne istiyorsun lan? Gel otur gel. Şimdi ne çağırdın ona? Ya 2 dakika ederiz, motive ederiz adamı. Hareketli olsun. Sağ ol. Hadi buyur, gel bakalım, otur. Afiyet olsun. Teyze tuzu versene. Ne istiyorsun öyle elinde sazla bu sıcakta? Dişliğe muhtar. Şöyle bir çıktım. İki dıngır da dendi sazımı. Sazından sözünden olmaz oğlum. Evlen artık. Bak çoluğa çocuğa karış. Olmaz böyle. Şu yarışmayı bir kazanam da bakacağız. Hadi inşallah. Sen de bir şeyler çalıyorsun yalım. Kendi çapımda takılıyorum öyle ya. İyi. Hadi bir türkü söyleyin de ikiniz beraber dinleyelim bakayım. Türkü mü? Türkü bilmiyor mu yoksa? Ya siz başlayın, ben uyarım sizi. Olur. Bahçenin harımıyım, ben seni alır mıyım? Sen ettiğinden utan, ben yarsız kaldım. Sen ettiğinden utan, ben yarsız kaldım. Bahçede erik mi olur, dibinde koruk mu olur? Ben yarimi kaybettim, arasam ayıp olur. Ben yarimi kaybettim, arasam ayıp. Arkadaşlar, bugün izleyeceğiniz film Alman sinema endüstrisinin en önemli filmlerinden biriydi. Adı da Scheiße. Filmi başlat da biraz feyz alak, Dumuş. Hele patlama başlatacağım gari. Önce bir anlatam. Arkadaşlar, bakın bu filmde yapılan her şeyi profesyoneller yapmaktadır. Sakın ola ki evde bu hareketleri dinemeye minemeye kalkmayın. Rıfat'ın halini görün gari. Sus gari bir. Sen sus galibi. Anlatıyorum. Öyle evde dolabın üstüne falan çıkıp da böyle atlamak yok. En iyi bildiğiniz pozisyon bizim yapabildiğimiz pozisyondu. Değil mi gari? Şimdi filmi başlatıyorum. Vay be. Tay gibi karı. Bacakları çarpık. Hadi sen ne anlarsın? Gözün kör senin. Karıdan ne anlarsınız? Ya gideş bir susun ya. Hiçbir sanata saygınız yok sizin. Abi. Cemaat kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin hocam. Tamam oğlum, koy alacağım, elim ağrıyor. Ya hocam sen bu cinlerle herhangi bir temasa geçtin mi? Çünkü biz toprağı kazıyoruz hiçbir şey çıkmadı ya. Telaş etmeyin, çıkar. Sana bir şey diyeyim mi hocam? Bence senin cinler seninle mahitap geçiyor ha. Çarpılacaksın zındık.
Aa! Gözlerime perdeydi, hiçbir şey göremiyorum ben ya. Dur lan, tamam, bağırma bağırma gerizekalı, bağırma. Elektrikler gitti aptal. Sen öyle zannet Cemil. Ya hocam, al işte geldi. Allah, ne oluyor lan? Ne bu? Ha? Kardeşim! Ender! Allah ne oluyor ya? Allah ne oluyor? Sen beni yardım et Allah'ım. Allah kardeşim. Ramo, ne oluyor lan? Ha, siktir. Ben size söylemiştim bak, çarpıldı işte. Allah kardeşim idi sen. Allah. Ya tamam Kenan, sus oğlum. Sus çocuğum. Allah. Kenan sus. Tamam, olayı dramatize etme. Hoca, cin çarpması böyle bir şey mi oluyor ha? Allah'tan yavaş çarptı. Hızlı çarpsaydı her tarafı tutulurdu bu şişko dazlak salağın. Peki nasıl çözülecek bu hoca? Yani bir saniye, bende bir teknik var, ben onu uygulayayım. Buyurun görelim. Göstereyim alıcı. Ramo? Abicim rahat ol. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili abim ve saygıdeğer alıcı. Efendim, Uzak Doğu felsefesinde bugüne kadar uygulanmış 3 temel iyileştirme metodu vardır. Ben bugün bunlardan 3'ünden birini uygulayacağım. Yani Tai Chi Chuan, Kung Fu ve Jean-Claude Van Damme tekniğidir. Ben bugün size Jean-Claude Van Damme tekniğini uyguluyorum. Bakın gördünüz mü? Kardeşim nasıl da kendine geldi. Şekil Neredeyim ben? İşte bakın hatırlamıyor. Geçici hafıza kaybına uğramışlar. Hoca, ben seni bir kaybedeceğim. Göreceksin şimdi ha. Bir sus Allah'ını seversen. Ramo ne yapıyorsun çocuğa? Çocuğa yazık. Aman ya. Ender'cim ne yapıyorsun sen? Şaka olsun diye yaptım abi. Bak şaka olsun diye yapacak. Bu şakası lan. Bak seni bu sakalına yemin ederim tavana asarım. 3 gün sallandırırım. Şakanın sırası mı oğlum? Ha? Götümüz düşüyor lan burada buraya kazalım diye. Şaka mı yok? Bundan sonra hiçbir şey yapmayacaksın. Abi, dalga geçmek abi, yok. Cemil kazı abi, yapmıyoruz. Kazı duydun mu? Rica ediyorum. Libidolarına yazık. Hormonuna kurban olurum senin ya. Üreme organın zarar görecek. Lütfen. Her şeyle uğraştığımız yetmiyormuş gibi bir de bununla uğraşıyoruz ya. İçim yandı. Karnım kazındı. Git bakkaldan bir şey al gel hadi. Gitmem kardeşim ya. Tek başıma gitmem abi, köpek var ya. Allah Allah. Oğlum sen zaten pitbull gibi bir şeysin. Hmm. Onlar normal köpek. Korkacaksa onlar korksun. Ulan şu kalıbına bak. İnsan senin gibi bir herif köpekten korkar mı? Ama abi ben hayvanları severim ama oyalanırım diye çok fazla. Ender. Var. Ender. Hadi git bakkala. Getir. Getir öyle gel. Tamam, bakkala git, getir. Kırmış. Ramo? Oğlum senin belin sakat. Niye böyle hareketler yapıyorsun sen? Gel 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 şöyle gel gel. Otur şöyle gel. Otur. Ramo! Abi ne bağırıp duruyorsun? Nubuk ayakkabı sonra çıkmıyor lekesi ya. Ya senin nubuğuna başlatacak şişme ya. Ya titriyor bak, titriyor, titriyor. Ramo. Ya tamam, yok bir şey, kendime geldim. Al. Tamam mı? Al. Sizde değil kabahat. Sizde değil kabahat. Rahmetli de. Sizi benim başıma sardı. Cemil Bey. Ondan sonra da gelsin neler. Sıkı kıcam. Sen de çıktı git al. Hocamı senden almayayım. Motherfucker. Fuck! Lan Necati, üstüme patlama gari çek. Merhaba. Aleyküm selam. Ben 2 şişe meyve suyu alabilir miyim? Soğuk mu olsun? Hı, koy sen onları poşete. Bana da bir çay ver abi, ben de biraz soluklanayım ya. Fuck. Fuck. Ben bunu hatırlıyor gibiyim ya. Biraz sonra olaya bir zincir dahil olacak değil mi? Double penetration diyorsun yani. Yavol. Abi ne yapıyorsun? Nubuk diyorum. Çıkmıyor sonra bunun lekesi ya. Ne diyorsun oğlum ya? Çek çek. Ne çek çek şunu? Çek 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 ya. Belim ağrıyor diyorum. Müslüman değil misin? Ver. Ulan Ramo sen var ya. Müslüman. Hayret bir şey ya. Ulan tozun toprağın içinde ağzım bilim kurudu be oğlum be ya. Su vereyim mi abi? İçim dışım su oldu oğlum zaten.
Bu gerizekalıya da iyi ki bir meyve suyu al gel dedik. Dalından koparacak sanki. Abi gelir şimdi, merak etme. O gece hayatla takılmıştır köyün o. Ulan hangi gece hayatı gerizekalı? Hangi... Ulan köyde Reyna vardı, oraya gitmiş. Tövbe yarabbim, sarımsak tipe bak ya. Kenan. Efendim abi. Sen git bir bak şuna nerede kaldı. Tamam abi. Hadi fırla. Ramo. He? Kazmaya geç. Tamam, kes kes. Oğlum, sen ne gamsız adamsın ya. İnsan bir haber verir değil mi? Diyene bak ya. Anam! Ben de yeni gördüm abi şimdi. Oğlum, Alman erotizmi lan. Bayılırım ya. Şahayse! Ramazan, hadi bir bak gel şunlara hadi. Ben niye bakıp geliyorum kardeşim? Kenan bakıp gelecek ya. Sen de Kenan'a bak gel o zaman. Yapma ya! Sen bana bakıp geleceksin mi? Allah belanı versin Ramazan. Tövbe de. Vermesin demiyorum, versin Ramazan. Duydun mu? Allah belanı versin Ramazan. Tövbeler misin? Tövbe. Hadi git bak gel şunlara hadi. Tarhana. Bu tarhana çorbasını kessek mi acaba ya? Sabah akşam tarhana içmekten beyinleri düğümlendi bu gerizekalılar. Şşşt! Hey! Ne oluyor lan? Fikirtepe çocuğum oğlum ben. Kim lan o şerefsiz? Ne yapıyorsunuz lan abazalar? Hiç abi, film seyrediyoruz. Ne o? Azdınız mı lan? Yuh be abi, bir filmle azacaksak yani. Şu halinize bak oğlum. İkinizin de önü böyle kamp çadırına dönmüş lan. Ne şiş lan? Ne şiş lan? Tibet öküzü. Tükerim gözlerini ha. Çok oldu mu lan, başlayalım? Yok abi, yeni başladı daha ya. Vay be, ulan insan insana bunu yapar mı be? Bak bak. Yuh be kardeşim. Duvardan duvara. Hepinizin ağzına sıçayım. Hepinizin ağzına sıçayım. Hoca! 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 Ne oluyor lan? Gayipten sesler mi geliyor? Gayipten değil hoca, çukurdan. Kim var orada? Kim var orada? Haydar Dümen! Kim olacak hoca? Ben, Cemil, Cemil! Deli danalar gibi ne bağırıyorsun? Sen de niye öyle moron moron sorular soruyorsun hoca ya? Ne istiyorsun, söyle işte, geldik. Şu aşağılık herifleri bul gel hoca. Yemin ederim eğer ben bulursam eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Nerede kaldı bunlar? Git bul şunları. Ama. Ya ama bana deme hoca, git bul şunları ya. Hocam sen izlemiyor musun ya? Ben zinaya karşıyım. Hele hele göz zinasına külliyen karşıyım. Sich dann meine Zähne gar nicht angucken. Ich muss auch wissen, wie weit ich gehen muss, damit ich es bezahlen kann. Ben de size adım etmezsem, bana da Cemil demesinler.
Hoş! Hoş! Zaten silerim tepemle, bir de senden almayayım hıncımı. Bak oraya duruyor. Hoş! Siz benim başıma bela mısınız lan? Bir dakika. Konuşma lan! Konuşma! Ne bir dakikası ha? He? Siz adam olmazsınız! Siz adam olmazsınız! Cemil Bey! Ya hoca! Hoca! Şu yaşından başından utan! Ya sen hiç utanmadın mı be? Vallahi ben izlemedim Cemil Bey. İndireceğim şimdi sopaya! İzlemedin de hiç mi duymadın? Neyi efendim? Ya şey diyor o be! Ya şey! Allah belanı versin Ramazan! Allah belanı versin! Bir dakika! Sizi vallahi bir dakika! Çık aşağı! Adam olmazsınız siz adam! Hoca! Geldim, televizyonu kapattım efendim! Ne oldu lan, ne var? Kara kızın mızrağı çalmışlar. Yo ya! Hadi lan gidelim o zaman. Ya abicim! Nedir bizim bu köpeklerden çektiğimiz ya? Ya benim sizden çektiğim nedir lan? Ha? Ya benim sizden çektiğim nedir ha? Ayıp değil mi kardeşim size ha? Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Ulan bana hiç mi acımıyorsunuz siz ya? Ya hocam şunu bir oku üfle, bu kendine gelsin, kafayı yedi bu ha. Ben bir namaz kılayım da gel. Hoca sus! Cemil Bey size şunu izah etmem gerek. Hocam bir dakika. Cemil. Gel. Şşşt! Aşağıda biri var. Gelin ben. Ne bağırıyorsun gari? Kara kızımın kızını çalmışlar. Kim çaldı ki gari? Kurt demiştir kurt. Abo! Gül gibi uzayı kurtlar yedi. Daha dün akşam kendi ellerimle süt içindiydim. Tövbe tövbe. Ula ortalığı böyle velveliye vermeyin gari. Bir sakin oluverin. Ya bir yere saklanmıştır. Girmiştir çıkar. Demen derste gördüydüm ben onları. Onlaymıştır. Emmi. Ya Alaaddin emmi. Bir şu halkı telaşa verme gari. Ne dediğinin farkında mısın ya? Geç bakayım ananın yanına. Hadi. Buzağısı kaybolmuş. Ya Rabbim büyüksün. Define buzağı çıktı görüyor musun ya? Ya hoca saçmalama Allah'ını seversen ya. Ne definesi ne buzağısı. Görmüyor musun hayvancağız çukura düşmüş. Nasıl girdi lan bu içeri? Bu iki sır kapıyı açık bıraktı tabi, bu gariban da oradan aşağıya düştü. Biz niye bırakacakmışız abi? Kes lan! Kes! Kapat şu kapıyı. Bunu bir şekilde bizim buradan... Cemil arkadaş! Cemil arkadaş! Al köylüler! Köylüler geldi abi. Abici! Köylüler geliyor! Çabuk çabuk çabuk! Buraya girmemeleri lazım! Her şey çakılacak sonra! Ramo kontrol sende! Kontrol bende! Kontrol bende! Pitbull, Rainman içeri gir! Hoca! Köylüleri oyala! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Gel! Çek! Gel buraya! Ulan işte! Kim o seslenen? Benim! Kahveci Durmuş, tanımadın mı gari? Buyur Durmuş emmi, ne var adı? Bizim buzağı kaybedivermişiz. Gördünüz mü diye soru verecektim. Buzağı? Hayvan. Hayvan? İneğin yavrusu şöyle ki, aman hoca be bir dakika. Durmuş emmi, açıkçası ben buzağı falan görmedim. Sen gördün mü hoca efendi? Ben de görmedim. Biz buzağı falan görmedik. Arkadaşlar bunlar biraz tuhaf hayvanlardır gari. Birinin damına giymiştir diye düşünüyoruz. Belki sizin dama giymiştir. Bir bakıverem ben gari. Ya hadi gel. Hoca bir şey yap. Amin. Ya Rabbin alemin, şu mübarek gecede tellere saç, hastaya ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, fenere kupa ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbin alemin, iş size iş, diş size diş, olmayana çocuk, üşüyene kocuk, kahvaltıya sucuk, çaya şeker, behlüle bihter, yemeğe tuz, kolaya buz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa, koca nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbin alemin, gece hiçbir halt yokken, durduk yere buzağısını kaybeden bu köylüye akıl fikri ihsan eyle. Hadi.
Hadi! Hadi! Bir an önce şu buzayı ortaya çıkarttır ya Rabbim. Amin. Hocam bende! Baba! Sesini duydum! Bizim buza! Gel! 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 Gel buraya! Tarikiller oraya kaçıvermiş. Onlar da yardımcı oluverdiler. Aldık geldik. Ya zararsız çocuklar canım. Hepsi çok iyi. İyidir, iyidir. He? Çay içer misiniz? Hadi al bir çay da içer bakayım hadi. Ver bakalım. Vurmuş bana dal gel. Olur. Al bakayım şunu. Sen sabahleyin bir çiğ yumurta içseydin ya açık. Neden? Sesin daha gür çıkardı. Benim sesim gür. Eşek gibi anırırım evvelallah. Ya arkadaş, bu yandaki köydekiler ne zaman gelebilecek buraya? Yani sabah gelirler herhalde. Bu da bir şarkı var ruhumun içinde. Tekrar tekrar yazmayı denediğim tek şey. Uyanığım ve sonsuz bir soğuğun içindeyim. Ama sen bana şarkı söylüyorsun. Tekrar ve bir daha. Kusura kalmam doktor bey. Akşam akşam da dans etkisi gari. Rica ederim görevimiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Otur bakayım. Yamıklar. Nerede bu Cetü sen? Ha, geliyorlar işte. Ne yaptın lan aşık böyle? Ne oldu böyle muhtar? Acı var mı acı? Lan aşık. İnan ki sende şeye sürülecek akıl yok ha. Ne edeceğiz biz şimdi? Ha? Yine ellerime rezil mi olacağız? Olan olmuş gari muhtar. Gelme garibin üstüne. Ne işleyeceğiz? Yarışmadan çekilsek olmaz. Vallahi katil olacağım bak vururum artık. Ya ya muhtar acaba şey mi etsek? Ne? Ya hani başka bir köyden aşık mı transfer etsek diyorum. Ne dedin sen ya? Ya hani kulüpler başka kulüplerden futbolcu transfer ediyor ya. Biz de başka bir köyden aşık mı transfer etsek diyorum. Konuşma be salak salak. Bu saatten sonra akşama kadar nerede bulacağız aşığı? Ula Hüseyin. Köyde bundan başka çalgı çalmayı bile yok ki. Ne dedin sen? Tabii ya. Ne oldu muhtar? Nasıl düşünemedim ben bunu? Ben mi? Başka çıkan yol yok. Sen yarışacaksın köyün adına. Ya muhtar. Ne yapıyorsun saygıdeğer muhtar? Şu geri zekalının tipine bir bakar mısın? Bunda hiç aşık tipi var mı? Allah'ını seversen ya. Vah ben biliyorum. Değil mi oğlum? He vah. Muhtar emmi bak. İyi dersin, hoş dersin de. Biz babamızı daha yeni gömdük. Baba! Şimdi böyle düğün, yarışma falan bilmem ne. Yani el aleme karşı ters olmasın muhtar. Ya ya moral olur size. Değil mi ağlar? He, moral olur. Muhtar emmi bak. İyi diyorsun, hoş diyorsun da. Aşık dediğin saz çalar değil mi? Evet. Bu soytarını ne çaldı belli değil ya. Elektro gitar çalıyorum abi. Ha saz ha elektro gitar. Aynı şey. Değil mi ağlar? Aynı şey. Tabii canım ikisi de vurmalı. Gel lan buraya. Sen. Gel. Rain Man gel buraya gel. Bak bu tahta. Bu Kenan. Yaylı diyeceksin yaylı. Ne diyorum lan ben yaylı. Tamam bravo. Tamam sakin ol. Sayın hocam. Bir sakıncası var mı gari? Evet, dini açıdan hiçbir sakıncası yok, caiz. Oo! Anam!
Naz edecek bir şey yok delikanlı. Sen bize yardım edeceksin. Değil mi ağlar? Şu Yılmaz densizine bizi mazara ettirme. He de gari bizim oğlan. He değil mi Sadıç'la? He de. Tamam, yarışacağım. Sevgili Işık Efendi'ne! Bravo! Sevgili Can Yuvallar! 41. İki Köy Arası Aşıklar Yarışması'na hepimiz hoş geldiniz! Heyecanlı mısın? Yo, ilk kez insanların karşısına çıkmıyorum ki. Gaşi Köy'ün aşığının ağzı çok iyi laf eder mi? Gaşılık verebilecek mi? Sen yanımda ol yeter. Olurun ya. Allah yüzünü kara çıkarmasın. Elinden alamaz kimse sazı. Gediğine oturtur lafı. Karşısında duramıyor kimse. İşte ustaların ustası. Elektro gitarının telleri sanki nakış dokuyor elleri. Ustaların ustası mı ne varmış? Söylediler bana, tuzu alınacakmış. Benim birader, küçük birader. Söz sırası şimdi aşıklarda. İtiraz ediyorum. Hakem bu ne rezillik. Allah'ın iplisini aşık diye karşımıza utanmadan çıkarmışlar. Bu ad üstünde aşıklar yarışması. Soytarılık yarışması değil. Lan bana bak, iri kıyım. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Öldürürüm lan ben seni. Fikirtepe çocuğuyuz oğlum biz. Lan yüzünü çarşafa deviririm. Ramo. Sakin ol oğlum. Hümanist olayım değil mi? Evet. İpliğe bak ya, laf sokuyor birader. Aşık dediğin bir asalet olur, bir saz olur. Söyle ne ola, haksız mıyım? Sanırım ağalar, söylenecek bir laf kalmadı artık. Söz sırası aşıklarda. Lanlak besin var mı senin gibisi? Cavur müziği mi yapıyorsun sen? Allah'ın sakallı geçimsi, Allah'ın sakallı geçimsi, Allah'ın sakallı geçimsi, Allah'ın sakallı geçimsi. Ambalajıma bakma sen. İçim nedir bilemezsin. Kılavyüne fazla takma. Böyle gerçeği göremezsin. Uzun sakal kel bir kişi, becermezsin sen bu işi. Ulan kedi miymiş bu, satanik mi sen? Satanik mi sen, sen satanik mi sen? Satanik mi sen, sen satanik mi sen? Yoktur sana kem sözüm. Of
aferin lan koca göklü, güzel şeyler söyledin. Sen bu dehşet laflara hangi aladan öğrendin? Sen nereden öğrendin? Hangi aladan öğrendin? Madem sordun, söyleyeyim. Anadolu yurdum benim. Bu sazı da, bu sözü de senin gibi ustalardan öğrendim. Yarışmanın galibini açıklıyoruz. Yarışmanın galibini açıklıyoruz. Işık kazanan Ender kardeşimiz. Sen özünü öğrenmişsin ya. Geri kalanını kola gari. Eyvallah usta. O zaman hadi bakalım Işık Hasan'la Çam Yuvalla hepinizi uşağımızın güzel bir türküsüyle meydana davet ediyorum. Azgın camışım. Ula kız. Kız sen heyecan delirteceksin mi beni? Ne o? Gözün bilen dövmüş senin. Arpan bol geldi yalım. Arpı diye. Hap roketi ateşleyiverdi civil gibi oldum ama. Böyle kalktı. Ne o lan? Naz mı yapıyorsun şimdi? Sen de miydin çocuk çocuk diyen? Gel bakayım şöyle. Baba! Baba! İtehan. Çoma hazırla gari. Daha biriyle baş edemiyoruz arkadaş. Baba! Ne var ne böğürüyorsun? Para ver. Ne parası gece gece? Bakkalla torpili patlayacağız. Yok para mara. Burada bir anaya patlatacağım torpili. Zamanlama nasıl çıkayım senin? Hadi siktir git. Ne diyor? Torpil alacaymış. Ne içeceğimiş torpille? Abuk sabuk sorular soruyorsun sen de gari bana. Ne edin torpili patlatacaymış? Deveseydin ya. Ben torpili ananla patlatacağım dedim ona. Batlat gari durmuşum batlat. Daha yatmadın mı sen kınalı kuzum? Yok ana yatmadım. Ne düşünüp duruyorsun öyle kurbanlık koyunlar gibi? Ne düşüneceğim ben? Öyle dalıvermişim işte. Hadi oradan. Öyle dalılıp gidilir miymiş hiç? Bence zamanında genç kız oldum. Beni ben? Yoksa düşündüğüm şey mi kız? Hey ya ana. Düşündüğün şey. Ah be kızım. Şeyle oğlan olur mu hiç? Neden olmayacakmış? Neden olmayacakmış? Hey ya. Ah, doğru diyorsun da. Neyse. Zamanı bırakacaksın her şeyi. Su aka aka da yolunu bulur derler. Hadi yat bakayım. Ne
Seher vakti keklik çıkar kabana. Seher vakti keklik çıkar kabana. Sallanır püskül değer tabana. Korkarım sevdiğim vara yabana. Korkarım sevdiğim vara yabana. İşte bu gönlümün cananı geldi. İşte bu gönlümün cananı geldi. İşte bu yemiş eşek gibi sırıtıp duruyor. Ha, sırıtacağım tabii. 40 yılda bir yarışmayı kazandık. Kolay mı? Ama oğlan da çok iyi çaldı söyledi. Ha, helal olsun. Kızın da oğlana aşık olmuş. Haberin ola. Aa, ne? Evlendiririz olur biter. O kadar kolaydı değil mi? Kolay tabii. Ben bir saatte seni kaçırıverdim. Bir saatte kalemedi verdim. Hadi oradan. Bunlar şehirli çocukla. Yaramaz uluğula. Bu saatten sonra kızın başını yakmayayım de. Beni bak. Hem bakayım çocuk isteyecek mi kızı? Sen hiçbir şeyden haberin yok gari. Geldiğinden beri gözlerini kızın üstünden ayıramıyor. Görmüyor musun? Kocaman kız oldu. Yaşı da geçiyor. Ne bileyim ben. Evlat işte bey. Bulabiliyor muyum onu içimde? Bilmemem gerekenle ilgilenme için. Yaşam biçimim, ölüm biçimim belirle. Yükselen bir gel git öbür tarafa çeker. Sen armaya devam et. Devam et armaya. Bu arayış süre gider. Of deme. Af de af. Günaha girersin yoksa. Ya onu bunu bırak da hocam. Şimdi bak. Şurayı kazdık diyelim. İndik indik o gözünü sevdiğim altınlarını da bulduk. Ya altınları bulunca ne yapacağız? Onu konuşalım be abi. Bu klasik soruyu kim soracak diye merak ediyordum. Bravo. Lan Pitbull. Sen çok milbişik yapma.
Hayal kuralım diyoruz. Hayal kuralım lan. Ben düşündüm vallahi abi. Taksim'de bir restoran açacağım. Birinci sınıf bir yer. Sosyeteye hizmet edeceğim. Şöyle kocaman, kocaman bir tabelası olacak Kenan'ın yeri diye. Hem belki o zaman benim de saygınlığım artar be abi. Ben de belki boğaza nazır bir ev alırım. Yok be. Niye boğaza nazır olsun ki ya? Ev olsun, küçücük olsun ama sıcacık olsun. Belki o zaman eşimle de barışırım. Çocuğu da yanıma alırım. İyi olur be. Yani sonra ne bileyim, siz de olursunuz. Hep beraber yaşar gideriz işte. Konuş bakayım Pitbull. Albüm çıkmış, konserler, festivaller, TV programları. Bir bakmışsın ki Eurovision'dayım. Abicim bak, asıl beni iyi dinleyin. Bak, nah, şuraya yazıyorum. Bundan sonra haram, kumar, kumpas, işte dolandırıcılık, ondan sonra mafya, haram, maram, bu tür şeylerin alayını bırakıyorum. Bizatihi daha helal dolu bir hayata doğru yelken açıyorum. Aferin, aferin. Ya abi iyi ki gelmişiz buraya ya. Aslanım. Ben kardeş kardeşe böyle bir şey yaşadığımızı hiç hatırlamıyorum. Keşke babam da olsaydı burada da bunları görseydi. Çocuklar. Sizden beni affetmenizi istiyorum. Hayda. Dur bir dinle. Ben size doğru dürüst abilik yapamadım. Hoş gerçi ben kendi karıma doğru dürüst kocalık. Kendi kızıma da babalık yapamadım ya. O yüzden affedin beni be çocuklar. Yapma abi. Sen olmasan biz burada yeniden böyle nasıl toplanıp kenetlenecektik birbirimize? Sen bizim abimizsin, babamızsın, atamızsın ya. Senin gibi bir abim olduğu için gurur duyuyorum be abi. Sen bizim babamızsın be Cemil abi. Ulan bunu sağlamak için illa bu definenin peşine mi düşmek lazımdı ya? Hayatta hiçbir şey kaybedilmiş değildir Cemil. İnanacaksın. Sonra biraz çalışırsan da iyi olur. Sorun, problem kalmaz. Bütün sorunlar çözülür. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Sorun biziz. Kendimiziz. Anlamadınız değil mi? Biraz empati kurarsanız ne söylediğimi anlarsınız. Ben senin ne olduğunu anladım. Sen hadi yukarı çık yat, var. Sabah erken kalkacağız hadi. Vallahi doğru söylüyorsun, yoruldum. Ben yatacağım biraz. Hadi size iyi geceler, iyi çalışmalar. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da iyi geceler hoca. Nasıl ödümüzü patlatmıştı o zaman? Sen onu oraya bağladın. Herhalde yani. Hadi bakalım. Bu kadar gevezelik yeter. Biraz çalışalım. Hop. Hop. Kolay gelsin abime. Ramazan abi. Empati ne demek? Empati ne demek? Şimdi kendini bir sığırın yerine koy. Koydum. Sığır oldun mu? Oldum. Ha, empati o demek. He, anladım. Hadi bakalım, kalkalım yavaştan da. Yapalım, hadi bakalım. Dur! Ne? Kimse kıpırdamaz. Kazma bir şeye takıldı. Ne gibi abi? Lan sığır, biz ne arıyoruz? Hazine! 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 Dur şunu ama! Lan deri suçlanma Zülkat! Bütün köylüyü başımıza mı toplayacaksın? Aptal herif! Daha bir şey belli oldu diyor. Ramo sandık! Ender git hocayı uyandır. Abi tut beni tut. Halat. Ne var? Gözünü seveyim açma şunu. Bak başınıza felaket falan gelir dedi. Ya Allah'ını seversen hala inanıyor musun Ramo bunlara sen? Abim belki doğru söylemiştir. Kurban olayım şunu açmayalım. Ya iyi o zaman neredeyse gelsin bu herif hemen. Geliyor ya. Söyleyin bana, ellemeyin başına, ellemeyin, sakın ellemeyin.
gitti. Ha, bağır bağır hocam. Bağır da bütün köyü topla. İşte burada sandık, bir yere gittiği yok. Anasını satayım, gerçekten varmış ya. Tut Bu ne lan be? Lan lan lan! Korkmayın! Korkmayın! Ya bu definenin şey, bekçisiymiş, rahmetli olmuş ya. Bir şey olmaz, hadi ya. Hadi. Hoca manyak mısın? Ne bekçisi, ne definenin bekçisi? Tamam. Dur. Eğer bunun içinden altın çıkarsa hayatımız kurtuldu çocuklar. Ne oldu ya? Gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Hadi yardım et ona. 1, 2, 3 Hadi. 1, 2, 3 Hadi. Haydi. Biraz geldi. Tamam. Dur. Kasası. Dur. Nereden açılıyor bu? Burada. Bak açıl. Sana. Yazıyor ama herhalde bir şeyler ediyordur ha Rambo. Bu sandıktan çıktı. Al bakayım şunu Kenan. Hadi. Çek. 1, 2, 3 Hadi. Evet. Seni öldürürüm bak. Hayatta kaldığına dua etmiyorsun. Hala kazma derdindesin ya. Ya arkadaş sen manyak mısın? Psikopat mısın? Bu evde belli ki bir lanet var. Biz bu eve bir daha girersek alayımız pert. Ben hayatta girmem. Ben de girmem abi. Ben asla girmem abi. Hadi yürüyün gidelim. Ah be. Abi be. Abi ne yapmayı düşünüyorsun? Bir yere soracağız tamam.